arabaya bir de tabii ki şimdi bu güzel görünümünü verebilmek için arkadaşlar ben bir süre uğraştım. Yani bir süre dedim, bir 10 günü buldu tabii, kendi arabamızda olduğu için bince inceleyip sık dokuyorum. Onun videosunu da bu sefer bana bağlanacaksınız. Onu da ekleyeceğim. Ben bu arabaya arkadaşlar yani 3 gün 4 gün zımpara attım. Paneller çok büyük olduğu için zımpara, ardından pastacıyla ve en sonunda seramik tabii ki uygulaması yaptık. Dediğim gibi bu süreç 10 günü falan buldu. Çünkü araba çok büyük, bir de tek başıma çalışıyorum. O süreç de bayağı bir bizi. Koskoca bir alan var burada. Kaput, tavan, bagaj, yanlar öyle. Yani normal Tabii canım. arabanın hani bir yarım kat daha büyük Yani herhalde. bir arka kapı neredeyse bir normal arka kapının çeyreğe kadar daha büyük. Evet, Yani evet, evet. çamurluklar, Aynen öyle. arka sütunlar falan filan. Artı olarak bu arabanın güzel yanı aldığımızda yapılmıştı. Bu arabanın ön takımı, arka takımı, amortisörler, kollar, işte viraj zemirleri, rotili, ıvır zıvır aklınıza ne geliyorsa 4 disk, 4 balata ve 4 lastik. Komple sıfır. Yani bugün tabii YouTube'da şey vermiyoruz, rakam vermiyoruz ama bugün bunu yapmanız yani bugünün rakamlarıyla herhalde bir Doğan Şahin falan aldırır şekilde bir ön düzen, arka düzeni var. Komple A'dan Z'ye sıfır. O yüzden de çok mutluyuz. Bir de sevindiğimiz bir şey daha vardı. Çalışmayan hiçbir aksam yok neredeyse. İşte aynaları otomatik açılıyor, kapanıyor. Yani elektriksel olarak hiçbir sıkıntısı yok. Arka çubukları önemlidir. Bu 93'lerde park sensörü olarak kasa büyük olduğu için arka çubuklar vardır. Videoda göreceksiniz. Geriye taktığınız zaman çubuklar çıkar. Bunlar çoğu arabada, yani bakımsız çoğu arabada çalışmaz. Hepsi çalışıyor. Emniyet kemerleri Emniyet kemerleri koltuğun hareketine göre yukarıya da aşağı inebiliyor. oynuyor. Onları siz elinizle ayarlamıyorsunuz. Onları Evet. da çekerken ileri veya aşağı olarak Hepsi ayarlamış çalışıyor. oluyor. Hiçbir sorunu yok. Kliması, ısıtması olsun, işte ne bileyim aklımıza gelmeyen ne var? Amortisör var bunda. Hepsi çalışıyor. Hiçbir sorun yok. Ya bunlar da ek olarak bizim arabamızda işte makyajsız olmadığı için eksik olanları da sayalım. İşte kapıda vakum yok. Hemen herkes onu merak eder. Videoya niye koymadınız der. Ama üst modellerin çoğunda artık bu kapıdaki vakum sistemi var. Ama çoğunda da çalışmıyor, emin olun. Yani var, adı var sadece. Bizde en azından özellik yok. Çalışmıyor demiyoruz. Kafamız rahat. Bu saatten sonra böyle bazı özellikler olmaması iyi olabiliyor. Yani evet, işte sunroof soranlar oluyor. Ya bence olmasın yani, eski arabada Birinci olmasın. serinin çoğunda yok. Çoğunda. Yani çok da şey bir özellik değil. Bence arabanın rengi de özel bana sorarsanız Evet. abi. Yani Az çünkü bulunan biri. herkeste siyah ve füme tonları var. Lacivert var. Ondan sonra gri bir de az. Ama yani bu renk böyle biraz antrasit, biraz işte içinde siz ekrandan nasıl görüyorsunuz bilmem. Çağla yeşili gibi de bazen ışığa göre ama. Renkler alıyor. Bilmiyorum, değişik bir renk olması da benim hoşuma gitmişti. Tampon ve bakelitlerinde evet bir yeşillik var. Kendi renginde de işte antrasit gri. Çok hoş bir rengi var. Camlar hafif ayna özellikli. Yan camlar. Tabii camlardan da bahsedelim istiyorsan. Bunlar çok şık gözüküyor. Şu zırhlı konusuna bir açıklık getirelim. Komik bir konu o. Yani her gördüğünüz çift camlıyı zırhlı sanmayın. Hani her Yani gördüğünüz 140'ta bıyıklıyı bu amca sanmayın. sessizlik, izolasyon anlamında çift cam yapılmış. Bu çift cam yani bazı çok şaşırıyoruz ama saygı da gösteriyoruz. Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. Zırhlının camı zaten hemen hemen şu kalınlıkta falan var, değil mi Tabii anladın? tabii çok çok Var kalın. Ben yani zırhlı arabaya da bazısı bindim. Abim inmez, de binmişti. bazısı iner ama çok kalındır. Burada çift cam sadece izolasyon olarak 140 kasada kullanılmıştır. Bu 140 kasadaki çift camı gören hemen zırhlı veya yarım zırhlı. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey Trafikte yok. cam açık görenler soruyor değil mi? Tabii tabii ben Zırhlı geçen gün yanaşıyordum. Abi zırhlı değil mi falan dedi. Ya değil dedim. Ben dedim anlatacağım sana falan filan. Ondan sonra öyle bir muhabbet oluyor gene. Ya bizim arabamız zamanında da bakılmış bir araba Tabii şimdi. önemli olan o. En önemli olan o. Yani derler ya işte
başka bir şeyin eline düşmemiş, şimdi adını vermeyeyim. Öyle kötü yola düşmemiş bir araba. Evet. Ya bunu zaten şimdi detaylarında ben size aktarıyorum bir yandan, videonun içinde anlıyorsunuzdur. Mesela koltuklarımız bile bence çok başarılı yani şu anda. Çünkü bir sürü 140'ın koltukları şu an çatlak içinde, evet, yapılmamış ya da işte tadilat görmemiş. Yani bizim arabamızda alan elini hep üstünde tutmuş ki bizde zaten herhalde zirvesini yaşıyordur. Bu gibi detaylar var. Bilmiyorum abi, senin eklemek istediğin. Tabii hepsinin zaten temizliğini yapıp deri bakımlarını da yaptık. Ya tabii hepsi onların da. Rengi de yerine geldi. 10 numara oldu o da. Sorunsuz bir araç. Tabii yani modeline göre sorunsuz oldu. Yeni modellerde daha güzel döşemelerle tabii ki karşılaşabiliyoruz ama modeline göre bizim arabamızın döşemesinde maşallahı var. Arabamızın üstündeki jantlardan bahsedebiliriz. Evet, şimdi, genelde 8 delik oluyor. Evet. 500 serilerin hepsi veya S500'lerin hepsinde 8 delik oluyor. Yani Mercedes tabii bir isteğe göre alınma aracıdır sıfır alınırken ama genelde standartında 8 delik oluyor. 8 delik benim 124'ümün üstündeki jant modeli arkadaşlar. Hani evet, aklınızı da uyansın diye. Aynen öyle. Hatta sendeki direkt 140'a takılabilir 16 olanlarda. Evet. Bu aracın üzerinde yine askımızın tabiriyle gazoz kapağı denilen jant var. Tabii şu çıkıntıları sebebiyle gazoz kapağına benzetiyorlar. Aynen öyle. Şaseden yine 8 delik biz baktık ama zamanında bir şekilde gazoz kapağına dönülmüş. Herhalde sevildiği için veya daha klasik gösterdiği için bizim de çok hoşumuza gitti. Aynen kullanmaya devam ediyoruz. Yoksa elimizde 8 delik de var. Hani takmaya düşündük ama hani bir 124 gibi gözükmesin. Veya işte 8 delik bugün 201'de bile var. Bütün araçlarda var. Çok araçta. Çok araçta var. 126'nın bile son, evet, dönemlerinde 8 delik var yani. Aynen öyle. Gazoz kapağıyla kullanmayı tercih ettik. 500 sel dememizin amacı 94'ten itibaren S500 oluyor. Yani S kasa, C kasa, E kasa 94'ten itibaren isimlendirildiği için 91, 92, 93 500 sel 94'ten itibaren S500 olarak sunuluyor. Onun için biz orijinali neyse 500 sel olarak konuşuyoruz. Aracımız 93 model 500 sel çünkü. İşte arabada aynı zamanda tabii ki o yıllarda eklenen konfor beyinlerinden var. İşte kapıyı tamamen kilitlediğinizde ve işte çevirdiğinizde bütün camlar kalkıyor zaten. Onu da videoda çekmiştim. Evet, evet, evet. Aynı zamanda bu araca film de yaptırsınız değil mi? Herhangi bir yasal şeyi yok, yasağı yok. Yani yok, çok siyah olmamak şartıyla. Bu camlar olduğu için. Çünkü kendisi fabrika çıkışlı, üzerinde yazar 43R. 43R yazanların hepsi böyle hafif aynalı gibidir veya koyudur. Yani bugünümüzde başka model, başka marka araçlarda da var. O 43R'ı gördüğünüz zaman artık bunu şeyler de öğrendi, trafik polisleri de öğrendi. Zamanında 2000 yılında, 2001 yılında çok kavga eden abilerimiz oldu, tartışan abilerimiz oldu. Camın kendi özelliğidir yani bu. Filmli gibidir. Ya koyudur ya böyle hafif metalli aynalıdır para. Bunun yani dışında gene dediğimiz gibi konfor olarak çok şey var. Ben şeyi unuttum, o aklıma geldi. Ses sistemi mesela. Bu arabada arkadaşlar orijinal Bose ses sistemi var. Aynen. Her bir kapısında iki kapı da var. Şimdi hatırlamak için bakıyorum. İki kapı da var. Evet. İki torpido da var. Aynanın önünde var. Aynanın dibinde var. 2, 4, 6. Gene burada da kapıda herhalde, evet. Kapıda var. 7-8. Arka panzotta var. Arka panzotta var. Arka panzotta. Ya toplam 12 tane falan saymıştık. Yanlış, evet, olmasın. Ya 12'dir ya 11'dir. 11 tane kolon var. Müziği açtığınızda güzel bir size sahne sağlıyor. Surround yapıyor, döndürüyor. Zaten şaseden de baktığımızda bunların hepsinin orijinal olduğunu gördük. Arabamız yani, birinci seri. Evet. Birinci seri şeyde, ikinci seride tampon makyajı geliyor, yan bakalitlerin makyajı geliyor, aynalara makyaj geliyor, 210'un aynasıyla aynı oluyor, stoplara makyaj geliyor. Bizim stoplarımız makyajın stoplusu. Niye? Çünkü ilk serinin stopları
bir şekilde Anıl'ın demin anlattığı gibi kararıyor, eskiyor. Ve ilk serinin stopları bulunmadığı için çıkması da veya sıfırı da dünya para. İkinci serinin stoplarını takmışlar. Gayet de şık olmuş. Tertemiz biniliyor. Yıldızımız komple yıldızlı, orijinal. Panjurumuz yıldızlı, orijinal. Yani arabamızda biz biraz orijinali severiz. Bozmamaya dikkat ederiz. Arabamızda böyle sırıtacak hiçbir şey yok. Bagaj açma kolu çıkmaz. Düğmeye basarsanız plakanın üstünden bir kol çıkar. Onunla bagajı açarsınız. Kapattığınız zaman 2 saniye sonra, 3 saniye sonra o kolu içeriye alır. Onların hepsi 140'ın güzel özellikleri. Evet. Bu şekilde yani düzgün bir aracımız var. Bir senedir biz de bahsettik. Bir senedir çekim yapılmıyordu. Bugüne kısmetmiş. Anıl zaman zaman Instagram'da girişler yaptı. Herkes ona yazdı. İşte niye abi çekmiyorsun diye. İşte bugün neymiş kısmet. Çektik. Bir sene boyunca da işte zaten kışı geçirdik. Bazı bakımlarını yaptık. Genelde garajda yattı. Bizim arabalarımız genelde yatıyor. Beş bir arada. İnşallah yani yarın öbür günde satarsak iyi birisine gitsin. Grubun içinde kalsın. Ya ben de satılacağı zaman iyi birisine gitsin isterim. Çünkü böyle bakımlı işte akış metresinden ateşleme sistemine kadar, alt takımından işte amortisörlerine kadar, lastiğine kadar, jantına kadar, işte boya korumasına kadar bilmiyorum bakımlı bir araba bulmak zor. Klasik hafta sonu. Zevkle binecek ailesi. Ailece binecek. Yani. Çok güzel bir araba. Çünkü bunlar artık klasik arabalar. Bunlar bakımlılığına göre, orijinalliğine göre değerlendirilecek, fiyatlandırılacak arabalar. Piyasası olmayan arabalar yani. Aynen öyle. Yani işten bilen alacak bu arabayı. İşten anlayan bilen alacak ki zevkiyle binecek. Yoksa aksi takdirde özenip alan, yani bilmeden özenip alan ve ucuz alan bayağı bir uğraşır. Her ucuzda kötü değil. Yine kimse yanlış anlamasın. Her ucuzda kötü değil. Ama genelde öyle oluyor. Ya insanlar kurtulmak için hemen bir an önce ucuza veriyor, gidiyor. İlla ki arabanın da bir masrafı oluyor. Yani çok şükür bize öyle bir araba denk gelmedi. Denk gelse de almazdık zaten de. Şu dediğimiz işlemleri yaptırsam bugün iyi para. İyi para. İyi para. Yani. İyi. Özetle yeni arabamız yani 93 model arabamız 140 500'sel V8 bu şekilde size anlatmaya, size tanıtmaya çalıştık. Çok fazla tarihçesine girmedim. Birçok yerde yazıyor. Birçok arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, tanıdıklarımız, dostlarımız videolar çekti bununla alakalı. Artık 140 seven birisi bunu izliyorsa zaten onları yapmıştır, hatim etmiştir. Ben sadece burada hani bizim kullanıcı deneyimlerimizi, bugüne kadar bu arabayı aldıktan sonra neler yaptığımızı, bundan sonra da neler yapabileceğimizi anlatmaya çalıştık. Bir kullanıcı yorumu gibi düşünün. Test etmişiz bir yıl boyunca, ondan sonra bu videoyu çekmişiz gibi düşünün ki öyle. Değerli bir video oldu bizim için. Bizim için de video arşivimizde bir 140'ı koymuş olduk. Aynen. Bilmiyorum öyle. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? 140 severlere videoyu seyretmelerini, abone olmalarını tavsiye ediyorum. Ve güzel bir 140'la güzel bir uzun yol tavsiye ediyorum. Evet, bu videomuz da bu kadar olsun. 140'ımızla alakalı. Gene ilerleyen dönemlerde başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Başka arabalarla artık kısmet ne olur? Bütün sevenlerin darısı başına. İnşallah, İnşallah en kısa zamanda sahip olursunuz. 140'ınıza kavuşursunuz. Görüşmek üzere.